Ya vallahi bile kafamı allak bullak ediyorsunuz dostlar ya. Vallahi bir gün bayılacağım şurada ya. Neyse, şimdi Şerife ablacığımla Mehmet abimin bir hayali vardı. Yıllarca piknik yapamamışlar onlar. Şerife ablamın takıntısından dolayı, işte bu temizlik hastalığından dolayı. Biz dün bir güzel akşam güneş de vardı. Şimdi İstanbul bayağı bir kötü hava ama Allah'tan dün o pikniği yaptırmışız size. Çok tatlı anlar yaşandı. Efendim piknik görüntülerini izleyelim. Daha sonra çok önemli şeyler olacak. Bu hastalık başladı başlayalı içinizde kalan neler oldu? Valla pikniğe gidip şöyle bir rahatça piknik yapamadık. Gezmeyi de severim, pikniği de, eğlenceyi de severim ama gidemiyoruz. Bugün sizin için bir piknik yapsak? Olur, çok iyi olur. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz. Masada mı oturmak istersiniz, çimenlikte mi? Ben çimende oturmayı severim. Masada oturalım. Şurada otursak daha rahat olur. Eve gidince bir sürü iş çıkacak şimdi. Çimin üzerinde oturalım. Sormamayayım ama ne yapayım? Vallahi gel bir oturalım ya. Buyur, vallahi çok sevindim işte buna. Oturdunuz. Çimlerin üzerindesiniz. Çimin, ama biraz tedirginim ama oturdum. Mutlu oldunuz mu? Evet. Eşim mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi. Aman hanım, her zaman böyle yaparsan daha mutlu olurum. Her zaman böyle olalım. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum aşkım. Sağ ol, teşekkür ederim hayatım. Şerife Hanım. Efendim? Piknik içinizde kalan bir şeydi. Peki piknikte ne yapmak içinizde kaldı? Böyle yere, çimlere oturmak, çimde yürümek. Yapamadınız mı? Hiç yapamadım. Onu da birlikte yapalım. İsterim çünkü iyileşmek istiyorum. İlk adımı atalım inşallah. Hadi buyurun kalkın, eşiniz de elinizden tutsun. Karı koca ilk adımınızı atın. Bak burada güzel şeyler var, papatyalar falan var ama sen onlardan da güzelsin hayatım. Teşekkür ederim. Senin için toplayayım geleyim mi? Gördün mü? Teşekkür ederim. Her zaman böyle ol, ben her zaman yaparım. Teşekkür ederim. Liseli aşıklar gibiydiniz vallahi. Mehmet abi. Aşk. Senin pek bir hoşuna gitti. En çok tabii senin hayalinmiş daha. Tabii bizim benim hayalim. Ben gezmeyi severim. Hı hı. Eğlenceyi severim ama eşime ayak uyduramadım. Yani biz her şeyi yaşadık zamanın ama tabii zaman geçtikçe, yaşta çocuklar da büyüyünce bunlar yaşayamaz olduk. Evet. Yani şimdi bir istiyor. Yani bu sıkıntı daha da böyle artınca ben eşime verdiğim değeri hiçbir şeye de vermedim. Ben emekli oldum. İlk paramla eşime ev aldım. Niye dışarıda kalmasın bana bir şey olursa diye. Tapıyı onun üzerine yaptım ben. Aferin Mehmet abi. Bravo. Yani ben bana bir şey olursa dışarıda kalmasın diye. Aha. Çünkü babasından çektiklerini gördüğüm için, babasının annesine yaptığı şeyleri gördüğüm için ben onun da başına gelmesin diye. Şu evde de o bağırtıların olmasaymış. Ama işte o anda kendime hakim olamıyorum. Ama, sinirimden hakim olamıyorum. Yapılanlar tamam, o da bana karşılık vermiyor. Verse belki ben basabilirim. Bastırabilir ya işte beni. Ne yapsın? Şerife abla da kurban olurum ya. Sana acayip sarılasın var Şerife abla ya. Sarılalım inşallah. Ne zaman? Geliyor mu? Sarılabilir miyim? Sarılırım. Aa. Evet. Ciddi misin? Ciddi. Şerife abla. Canım benim ya. Canım. Ay canım can. Kızım da sana sarılmam çok istemiştim. Ne oluyor ya? Güzel. Bir şey o İnşallah. Hissetmedin değil mi yani yok, öyle yok, hani? Yok. Şimdi gidip tabii bunlar atılacak yok, mı? Yok. Atma. Bir de şöyle arkadan salim. Benim Sarı. Çok sevdiğim şey o. Oy canım benim. Hep mutlu ol Şerif abla. İnşallah. Sen dün piknik yaparken mutlu oldun mu? Oldum. Ayağında biraz böyle tedirgin oldum ama eşim için. Ha, oldun değil mi? Evet.
Çünkü o böyle çıbla şey ayaklarla içimlere evet. basarken Ağaç. Falan. Evet. Sana bir gelmişlerdir ama. Ne yapacağız? İnşallah böyle gelecek. Böyle aşılacak evet, işte. Evet inşallah. Değil mi? Evet. Canımsın. Yaşlanıyorum çiçekle, da zor. Çiçek kaç yıl sonra çiçekle gelmiş oldu yani? 10-15 yıl önce yapıyordu yani. 10-15 yıl sonra evet. ilk defa o çiçekler evet. toplandı. Evet. Sana güzel sözler söyledi hem de milyonların önünde. Evet. Eltiler de gördü. Evet. Eltiler de gördü, izledi. Çünkü hep onların yanında bağırıyormuşsun ya Mehmet Vallahi abi. Valla beni şizofreni ilan ettiniz gibi. Ya ne şizofreni ama Mehmet abi, ağzımızdan öyle bir şey mi çıktı ya? Bir şey inan bak, hiçbir şey şimdiden esirgemedim. Çok. Mehmet abi biz sana zaten iyi adamsın, hoş adamsın dedik. Yumuk gözlü dedik, benim oradaki insanlara benziyorsun dedim, memleketimin insanlığa güzel adamsın dedim. Bir tek şu bağırtın çağırtın olmasa da şu kadın üzülmese dedik. Ne dedik? Başka bir şey demedik ki. Karşılık vermese ben yani karşılık verirse belki beni bastırabilirdi. Ben de dedince ben gelip feveran yapıyorum. O susuyor. Susmasa bana cevap verse belki ben geri duracağım. O da her şeyde sustu. Susunca ben fazlalaştırdım bu sefer. Evet, aynen öyle. Eli maşalı olması gerekiyor Şerife evet. abla. Sana bir bağırdı mı sen oradan terlik fırlatacaksın adama. Ya o kadar da değil de. Vallahi adam bağırırsa ben adama, niye şimdi evde kaldığımı daha iyi anlıyorsunuzdur herhalde. Adam bana bir bağırsın, ona böyle terliği atıveririm valla. Kime bağırıyorsun derim. O bir şeydi ama tam cevap verse. Şerife abla bundan sonra cevap veriyorsun. Evet. Ha? Yani tamam. Bana değil, hiçbir kimse. Şerif ablanın içinden bir canavar çıkartıyormuşuz bu programdan sonra. Valla öyle sesini yükseltirsen işte kadınlarımız susmasın diye boşuna demiyoruz yani. Bak sen kendi ağzına tamam, söyledin. Tamam susmasınlar ama yani biraz da yani kendisi ilk zamandan beri kim ne derse içine atıyor, kapanıp gidiyor. Ne yapsın, yapısı öyle onun. Yapısı yani, öyle ama da ben ona her zaman diyorum ya. Kim ne yapıyorsa sen onu söyle, karşılığını ver. Ben yaptığım an bana da ver diyor. Evet, doğru. Ama doğru, öyle yapmak. İçine atıyor, atıyor, ondan sonra silmeye. Çoğunlukla dirsekten, bir lavada 10 sefer dirseğinden aşağı yıkadı oğlum. Söyleyemedikleri tezgahı 10 sefer sildi oldu. O hırsını almaya çalışıyor Mehmet abi, anladın mı? Sana söyleyemiyor, başkasına söyleyemiyor ya. O hırsını işte ne bileyim yerleri silerek atmaya çalışıyor. Yani temizliğe vuruyor kendisini. Ya ama işte ben de şüpheleniyorum. Mesela mutfakta ola ki ben dışarı balkona çıkasım geldi. Ha. Bana ben buradayken niye geliyorsun? Sen şey yapıyorsun diyor. O anda ben de kızmak mecburiyetinde sinirleniveriyorum. Sen de gördün sessiz kadını vurun şeye. Ha? Yani buldun sessiz sakin kadını. İş yapıyorken görmesin, sinirlenmesin diye onun için gelmesini istemiyorum. Hani rahat yapayım, görmesin ya diye. Ya seni yiyeceğim Şerife abla. Onun için. Canımın içi ya. Yani huzursuzluk çıkmasa ben masayı hazırlayayım ondan hep sonra gel. Hep idare etmiş kadıncağız evet. Şerife ablam. Hep susmuş yani. Şimdi Şerife ablamın ultimatomlar gelecek şimdi. Dan 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 dan. Şerife ablanın senden bir takım istekleri var. Sen de bunu ilk defa izleyeceksin Mehmet abi. Tamam mı? Gel ayağa kalk Mehmet abi. Gel beraber izleyelim çünkü ben de. Gel. Gel bakalım Mehmet Bey. Gel gitme oraya gitme. Tamam mı? Kocaman bu ekrandan izlemeni istiyorum. Böyle yakından gör. Yakından dinle istiyorum. Verelim mi? Verin arkadaşlar. Mesela bu kendini eşim bağırarak tatmin ediyor. Ailemle olan sorunları bağırıyor. Senin ailen şöyledir böyledir işte. Temizlik yaptığımı bağırıyor. Faturalar yüksek geldi ona bağırıyor. Komşularınkine bakıyor aşağıda. Onlara işte 50 lira gelmiş farz edersin. Bana 70-20 lira senin niye su geliyor? Onlar da aynı iki kişi falan. Komşulara kadar gidiyor. Yani istemiyorum kimsenin aile sırrımızı öğrenmesi. Bağırmasın. İlk isteği Şerife ablanın. Bundan sonra ben de elimden geldiği kadar susmaya çalışacağım. Yani karşılık bağıraraktan vermem ama. Yine en çok evde neye bağırıyorsun? Vallahi en çok biraz maddi yönden sıkıntı olduğu an fazla üzerine biniyorum. Yani fatura, su faturası, deterjan masrafı çok olunca mı bağırıyorsun? Maaştan bir şey kalmayınca ben bir sefer sinirleniyorum. En çok öyle şeyler mi bağırıyor Şerife abla? Evet. Başka peki?
Yani içinde ne yaşadığını bilmiyorum. Bağırıyor ama başka bir şey bağırmaz. Bir günde kaç kere sana bağırıyor? Valla bilemem. Olaylara göre değişiyor her gün günlük. Mesela çay niye açık diye bağırıyor yo, mu? Yok yok onlara, onlara yemeğe falan bağırmaz. Yapmam ama. Ha. Ne önüne koyarsam yer Allah için. Ama en çok yani maddi olarak. Evet evet. Gelen faturalar yani fazla gelince bağırıyor. Evet. Öyle mi? Bir de ama eltilerinin yanında da bağırmış ya, onda niye bağırmıştı mesela? Valla şey çayma isterken mesela kibar olarak istemiyor. Getir, getir diye böyle emreder gibi istiyor. Eltilerin yanında sana bana çay getir mi diyor? Evet. Niye öyle kaba kaba konuşuyorsun? Onlar zoruma gidiyor. Elti olsun başkası olsun fark etmez yani. Hanım bana bir çay getirir misin i̇şte dersin evet. Yahu Mehmet abi? Ha? O kadar da pek diyemiyorum. Bu saatte niye? Bir dakika bir saniye. Bu, bundan sonra belki olabilir ama. Niye yahu getirir misin de ne, niye bunu söyleyemiyorsun? Millete vallahi böyle hava hava civa mı satıyorsun Mehmet abi? Hava, eltilerin yanında şöyle böyle. Yo, öyle değil de ya? Mizacım o benim. Evde de mi öyle çay getiriyor? Geçişme anım öyle. Evet mizacım. Hani bir tek hanıma karşılık değil dışarıda da. Mesela şu an oturma odasındayız ve çay istiyorsun. Nasıl istiyorsun normalde? Hanım çay getir diye bağırırım. Öyle mi bağırıyor? Evet. Mesela bağır bir. Hanım Şerife Hanım çay getir bana derim. Resmen derim ya nasıl bağırarak da. Nasıl demesini istersin Şerife abla? Hayatım getirir misin çay? İstiyorum. Seni yerim Şerife abla. Mehmet abi de hayır, derse kaldırmış öğrenci gibi oldu. Vallahi. Mehmet abi otur otur. Otur ama gözün yine şu şeyde ledde olsun yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.